Haşmet Babaoğlu, saygı duruşu. Doğrudur. Ne zaman bizim statlarda saygı duruşunda bulunulsa bir dakika olsun sabredilemez. Ya tribünlerin bir kısmı ya da tamamına yakını önce kıpırdanmaya başlar, sonra bağırtılar, ıslıklar, sloganlar gelir. Sessizce bekleyenler için ise o bir dakika bitmek bilmez. Peki ama bu konu gerçekten sabırla mı ilgili? Saygı duruşlarında sessiz kalamayanların sorunu bu mu? Hiç sanmıyorum. Yaz tadı sessizlik kapladığında ses çıkartmaya başlayanlar her şeyden önce kendilerine saygı gösterilmesini istiyorlarsa, onca yıl statlarda seyirci ve gazeteci olarak bulundum ve saygı duruşlarında özellikle şu iki şeyi gözlemledim. 1. Bizim tribün ahalimiz Kendisini yığın olarak gören veya emir eri sayan saygı duruşlarından nefret ediyor. İçine sinmemiş sessizliklere isyan ediyor. Aksini iddia eden saygın bir tutumu savunmak adına kendini kandırıyor. Ha tribünlerin bu tavrında bir miktar edepsizlik yok mu var. Fakat tribün dediğimiz biraz da böyle bir yer. 2. Sessizlik kışkırtıcı bir şey. Hele hep sessiz olmaya itilenler için. Nitekim saygı duruşlarındaki patırtı da genellikle sessizliğin egemenliğiyle başlar ve sonra o ana kadar fikri sorulmayanlar kademe kademe sessiz sessizliğin egemenliğine son verirler. Bazen bu patırtı seyircinin haykırarak verdiği mesajdır. Sizin bize önerdiğinizden ve sunduğunuzdan daha önemli bir meselemiz var. Türkiye Yunanistan maçında Fransa için bir dakikalık sessizliği bozan sloganlardan birinin şehitler ölmez vatan bölünmez olması bu tavra katılın katılmayın klişe denilip geçilecek bir şey değildir. Bunları bilelim de öyle tartışalım istiyorum. Yoksa ne olacak iki gündür medyada gördüğüm gibi adamın kendine saygısı yok başkasına mı olacak diye atıp tutmak çok kolay. Bir de yurt dışındaki statlarda böyle şeyler olmuyor diyenler var ki kafadan atıyorlar. Basit bir Google taraması bile onların saygı duruşları konusunda Batı tribünlerinin futbolculara ırkçı aşağılamaları ve bazı milli maçlardaki etnik protestolar konusunda aydınlatır. Ha, ne olursa olsun tribünler milli marşlara saygılı olmalıdır. Bize yakışan budur. Rakibin milli marşı çalınırken ıslığın, bağırmanın, sloganın kabul edilebilir yanı yok. Haşmet Babaoğlu Sabah